Sadece Türkiye ve Kürdistan'da değil, dünyanın pek çok yerinde gazeteciler saldırıya uğruyor, tutuklanıyor, katlediliyor. Özellikle Orta Doğu'da, dünya üzerinde gazetecilerin en fazla tutuklandığı, işkence edildiği ve öldürüldüğü yerlerden biri. Sadece 6 Ekim'den bu yana Filistin ve Lübnan'da öldürülen gazetecilerin sayısı 163'e ulaştı. Türkiye ve Kürdistan'da ise gazeteciler gözaltılar, soruşturmalar, tutuklamalar, yayın evlerine baskınlar, toplatma cezaları ve benzeri son yıllarda ön planda. Son olarak İzmir'de muhabirlik yapan Lütfiye Burcukara 25 Eylül günü gözaltına alındı ve 48 saatlik gözaltı sürecinden sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir temsilciliğimiz basıldı, arama adı altında talan edildi. Daha bir hafta önce Hakkari'de evi basılan gazeteci Rabia Ömer'e yaptığı haberler nedeniyle soruşturma açıldı. Bir yıl önce bugünlerde gazetemiz Mücadele Birliği'nin yayınlandığı Yeni Dönem Yayıncılık Bürosu basılarak kapısı kırıldı. Her türlü dijital alete, bilgisayarlara, fotoğraf makinelerine, kartlara, laptoplara el konuldu. Bu haftada İzmir'de bulunan Yeni Dönem Yayıncılık temsilciliği basıldı. Geçtiğimiz ay Dersim'de Muzur Festivali'nde okurlarımızın açtığı gazete ve kitap standında kitaplarımıza el konuldu. Sena Şat'ın çizgi romanı Daima'ya toplatma kararı çıkarıldı. Yine bu yıl içinde sosyal medya hesaplarımızın ve sitemiz engellendi. Yeni açılan hesaplarımız ard arda erişime engellendi. İzmir'de kapısı kırılan temsilciliğimizde bulunan bütün malzemeler dağıtıldı, arşivi talan edildi, kimi kitaplara ve arşivlere el konuldu. Baskınlarının ve muhabirimizin gözaltına tutuklanmanın gerekçesi ise teknik takip, gizli tanık ifadeleri gösterilirken büroya neden gelip gittiği ve takip ettiği haberler, katıldığı basın açıklamaları soruldu. Muhabirimiz Lütfiye Burcukara 25 Eylül sabahı İzmir'e geldiği otobüs terminalinde polis tarafından gözaltına alınırken Devrimci Öğrenci Birliği'nden Cemal Kare ve Yapı Yol İş Sendikası örgütlenme uzmanı Evrim Özten, Yapı Yol İş Sendikası yine örgütlenme uzmanlarından Bahadır Balcı da ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alındıklarında yine klasik uygulama 24 saat görüş yasağı ve dosyaya kısıtlılık getirildi. 27 Eylül günü çıkarıldıkları İzmir 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yasa dışı örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandılar. Daha önce de gezi eylemleri nedeniyle tutuklanan muhabirimiz Lütfiye Burcukara, Şakran Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi. Cemal Kara ve Evrim Özten ise Kırıklar Binoğlu Fethiye Cezaevine götürüldü. Baskılar, baskınlar, toplatmalar, gözaltılar ve tutuklamalar bizleri yıldıramayacak. Özgür basın, sosyalist basın boyun eğmedi, eğmeyecek. Yapılan bu baskıyı, haksızlığı, hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. İzmir'de Mücadele Birliği dergi bürosu basıldı. Kapısı kırılarak eşyalar dağıtıldı. Devrimci yayın ve devrimci mücadele engellenmeye, baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışıyor. Yapılan bu muameleyi kabul etmiyoruz.